Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Ee, öncelikle hepiniz videoma tekrardan hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir önceki videomda 1730-1774 yılları arasındaki 44 yıllık süreçte Osmanlı İmparatorluğu'nda meydana gelen e, olayları elimizden geldiği, dilimizden döncüyünce kronolojik ve doğru bir şekilde ele alıp sizinle birlikte anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu 1774-1792 yılları arasındaki 18 yıllık süreç olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu 18 yılda meydana gelen olayları e, kronolojik ve doğru bir şekilde elimizden geldiği dilimden döncüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. 1774 Küçük Kaynar Canıslaşması ve Ruslara Karadeniz'de seyir sefer hakkı tanınması. Yıl e, 1774 Net tarih olarak 21 Temmuz 1774. Bu sayede Ruslar Karadeniz'de e, istedikleri gibi hem savaş gemisi hem e, ticaret gemisi bulundurmaya, istedikleri kendi bayraklarını taktıkları gemilerini istedikleri gibi Karadeniz'de gezdirmeye sahip oldular. Bu sayede Rusların e, panslavizm ayağının Karadeniz kolu tamamlanmış oldu. Ama lakin şunu karıştırmamamız gerekir. Rusların panslavizm hayali Karadeniz'e inmek değil Akdeniz'e inmektir. Ki şu anda Rusların Suriye'de olma sebebinin gerekçesi de budur. Bu sayı Suriye'de Suriye'deki kovalar sayesinde Ruslar ka, e, sıcak denizlere inme politikasını gerçekleştirmişlerdir. 1776 Mühendisane-i Bahri Hümayun'un açılası. Bodan prensi Aleksandr Bey'in Bükreş ve Yasta Rum Ortodoks Cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımlarını adımları atması, aynalı kabak antlaşması. Şimdi sırasıyla gidelim. Mühendis Mühendisane Bahri Hümayun. Bakın Bahriyeli dediğimiz e, ee, Bahriyeli dediğimiz kısım e, deniz kuvvetleri okulunun açılmasıdır. Mesela, mesela cezayir Bahri Şefit. Yani Cezayir deniz eyaleti. E, ee, Boğdan Prens Alexander İspalti Bey'in Bükreş veya Rum Ortodoks Cumhuriyeti'nde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması. Yani Osmanlı'da yeni tarz eğitimin başlangıcı yani temel alınması 1774-76 yılındaki bu olaya dayanmaktadır. Aynı alakalı karşılaşması. 1783 Rusya'nın Kırım'ı resmen ilhakı. Ki şu anda da Rusya e aslında Kırım'ı ilhak etmiştir dostlarım. E 1784 Avusturyalılara Karadeniz'de seyir sefer hakkının verilmesi. Bu sayede Karadeniz artık ulusal bir göl olmaktan çıkmış, uluslararası bir göl haline gelmiştir. Ki bunun da önemi, bu maddenin de önemi, artık Avusturya'da Rusya'nın sahip olduğu gibi, Karadeniz'de istediği gibi gemi hem ticaret hem savaş gemisi bulundurma hakkına sahip olmuştur. 1784 Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım ilhakını bir senet ile resmen tanıması. Yıl 8 Ocak. Tarih 8 Ocak 1784. 1787-1788'de ise dostlarım İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmesi. Yani artık Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin toprağında ne bir e, uzmanı ne bir askeri kalmıyor. 1787-1787 17 Ağustos Osmanlı Rus savaşının ilanı. 1788 Yılan Adası deniz zaferi. 1788 Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi. Bu yıl tarih dokuz Bu sayede Osmanlı Devleti aynı anda dünyanın iki büyük ile savaşmak durumunda kalmıştır. Bunun da neticeesi ise Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı koyacağı ağır e, ağır gücünü, elindeki ağır gücünü ne artık ne kadar varsa ikiye bölmek zorunda kalmıştır. Çünkü artık en az iki de e, en en çünkü artık iki devletle en az iki cephede savaşmak durumunda kalmıştır. 1789 Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı. 1789 1. Abdülhamid'in ölümü ve 3. Selim'in tahta çıkması. Tarih 7 Mayıs. 1789 Osmanlı-İsveç İttifakı. 11 Temmuz. Arkadaşlar bakın bunun da su bunun önemi vardır. İsveç günümüzdeki gibi Rusya'nın üst tarafında bulunan Baltık Denizi'ne komşu, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Rusya gibi ülkelere komşu olan bir devlettir. Ve Osmanlı Devleti ile arasında mesafe farkında ödülünü aldığımızda Osmanlı Devleti ilk kez bu kadar uzun mesafedeki bir devlete karşı kendi sınırlarında olmayan bu kadar uzun mesafedeki bir devlete karşı ilk kez bir anlaşma yapmıştır. 1790 ilk resmi ektibi mek Ermeni mektebinin kum kapıda açılması. Bu Ermeni okuludur. Ermenilere eğitim vermiştir. Asıl amacı. Like, laki, Lakin bunun ya yani görünürdeki amacı lakin bunun yaptığı Ermenileri kışkırtmak e, vızı vızı vızı. Arkadaşlar YouTube'dayız. Detayını isteyenler arasılabilir. Detaya girmiyorum o yüzden. Çünkü girersem videomu yükleyemem. 1790, 1790 Osmanlı Prusya İttifakı. Bakın Osmanlı Devleti aynı anda iki devlet sonda ittifak halinde. 1790 Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichsbank Konvansiyonu 27 Temmuz. 1790 Yergü Mütarekesi 18 Eylül. 1790 Kiri ve İsmail kalelerinin Rusya'dan Rusya tarafından zaptı. 1790 hatta İsmail, İz, İzmail e, efendim, Yani sonunda o konudaki ismi İzmail yani Zonguldak'ın Z'si harfiyle yazılır. Şu anda bu kaleler yani İsmail İzma, İz, İsmail kalesi Bulgaristan'dadır. Kili kalesi ise hala Rusya'dadır. Ya da Ukrayna'da da olabilir ama ben Rusya'da diyebiliyorum. Arasılabilir. 1791 Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Zistovi Antlaşması. 4 Ağustos 1791 Rus Savaşı'nın sonu Kalas Mütarekesi 11 Ağustos 1792 Nizam-ı Cedid Harekatının, hareketinin başlaması. Dostlarım bakın Nizam-ı Cedid Hareketi Osmanlı Devleti'nde iyilik düzenli daimi ordu du, düzeltiyorum. Osmanlı Devleti'ndeki gelişmiş Batı sanatlarındaki ilk düzenli ordu statüsünü koru, ya, koruyan bir uygulamadır. Tabi sonradan bu kaldırılıyor. Ee, üçüncü, e, ikinci Mahmut bunun, yer, e, bunun te tekrardan daha sonra Yeniçeri Ocağı'na top döktürüp yeni Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırdıktan sonra yeni bir ordu, Batı sonra bir ordu kurup o e, 31 yıllık saltanatında o orduyu da geliştiriyor. Dostlarım Ermeni meselesine gireceğim. Yani isim rahat etmedi. Girmek istiyorum Ermeni meselesine. Çünkü değinmezsem YouTube ne derse der. Ee, lakin kendi Türk kimliğime ihanet etmiş o da sayarım kendimi. Yani bu videodan belki YouTube para, kapat, e, para kazanmamı engelleyebilir. Yani para kazanamam. Veya efendime söyleyeyim yayınlamam engel olabilir. Onun için de farklı planlarım var tabii. Evet, dostlarım bakın. Ee, Ermeni meselesi sudur. Ermenistan e, hatta söyle geriden gidelim. Ermeni Krallığı e, daha Osmanlı Devleti yokken e, ko, e, çok eski zamanlarda daha Pers İmparatorluğundan da önce Ermeni Krallığı şu andaki Türkiye'nin bir kısmını içine alan şu e, Irak'ın, İran'ın bir kısmını içerisine alan, Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı içerisine alan bir coğrafyada hüküm süren bir devletti. Ee, bu devlet daha sonradan zayıfladı, zayıfladı, zayıfladı ve o ilerleyen yıllarda ben buraya hızlı geçiyorum, ilerleyen yıllarda Osmanlı Devleti'ne bağlı bir, küçük bir e, il, ilçe statüsüne kavustu. Hüviyetine kavustu. Daha sonrasında e, bu durumda ee, Osmanlı Devleti'nden ayrılıp bunlar kendi devletlerini kurmak istediler. Ama Batılı normalde bu devlet, bu devlet Osmanlı Devleti'ne sadık bir millet. Hatta e, milleti sadıka olarak isimlendirilen bir millet. Sonrasında Batılı Devleti'nin kışkırtması sonucunda bu devlet 1789 yılından sonra kendi devletini kurmak için kendi devletini kurmak için. Bir e, bazı operasyonlara girişti. Lakin bu Osmanlı devletinin kesin ve kati önlemler önlemleri sayesinde önlendi. Sonrasında Osmanlı devleti suçu karısan Ermenileri, bakın burası çok önemli, suçu karısan Ermenileri iskan politikası uygulayıp Ülkenin farklı yerlerine, mesela e, şu Ermenistan'daki Ermenileri alıp kendi ülkesinde Osmanlı'daki farklı bölgelere ve ama çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu'ya e, iskan eyledi. Daha sonrasında o göç sırasında ister istemez vefat eden insanlar ya da e, ölen insanlar oldu. E, bunu da Ermeniler sanki kendilerine soykırım yapılmış gibi gösterip Türkiye'nin toprak almak mücadelesine girişti. Bu da uluslararası camiada günümüzde destek gördü. Sonrasına gelecek olursak, bu istikam politikasından sonra ileride yıllarda önce Osmanlı tarafından işte e, Osmanlı, yıkılıyor. Daha ileri gidiyorum. Osmanlı yıkılıyor. Daha hala Ermeni devleti yok. E, Ondan sonra Rusya buraları alıyor. SSCB dönemi yaşanıyor. SSCB'den, bakın ben ne, ne kadar kadar geçiyorum, 1990'lara geldim. SSCB'den sonra, e, SSCB'nin dağılmasına mütakip, burada önce Kafkas e, Transportan Devleti kuruluyor. Bu günümüzdeki Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın birleşik durumu. Lakin son aralarındaki fikir ayrılıklarından dolayı e, ee, bu da bir ayrılıyor. Günümüzdeki Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan kuruluyor. Sonrasında Ermenistan gidip Karab, Dağlık Karabağ haksız bir şekilde işgal ediyor. Sonrasında e, sonra aradan yıllar geçiyor. E, Dağlık Karabağ basaltılmadan dönemin ABD Başkanı Donald Trump e, Ermenistan'ın Ermeni soykırımını tanıyor. Bu Türkiye'de, Türkiye Devleti'nde ekonomik yaptırımlara ekonomik biraz sıkıntı, ekonomik sıkıntılara yol açıyor. Sonrasında bundan sonra ise Dağlık Karabağ olayı gerçekleşiyor. Yani Dağlık Karabağ'ı Aliye Bozkuma'dan yeniden azade ediyor. Daha sonrasında Ermenistan tekrardan yani Ermenistan Dağlık Karabağ'ı boşaltıp şu anda da Ermeni... Büyük Ermeni Krallığı fikrinden vazgeçmeyip varlığını sürdüren iki eyaletlik bir devlettir. Lakin bu devletin e, şu anda en iyi dostu İran'dır. Gürcistan'ın arası limonidir. Türkiye ve Azerbaycan'da kapılar kapalıdır. Bu yüzden bu devlet sadece ve sadece e, İran ile e, ticaret yapan iki eyaletten oluşan yani bizim su nasıl tarif edelim? Adana Mersin değil de Nevşehir. Niğde arasındaki bölgeyi kapsayan bir nevi küçücük bir devlettir. Kendi arasında da bir devlettir. Çünkü Türkiye tanımıyor. Yani Türkiye ticaret e, iç, yapmıyor. Kapalar kapalı. E, kapıları zaten kapalı. Gürcistan'ın arası limoni. Tek dostu da İran. Dostlarım bu videomuzda 1774-1792 yıllar arasındaki 18 yılda Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce Kronolojik ve doğru bir şekilde ele alıp sizlerle birlikte anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda ele alacağımız konu 1792-1800 yılları arasındaki 8 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri ve olayları ele alıp sizlerle birlikte elimizden geldiği dilimden döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Var olun, Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim Allah'a emanet olun. Diğer videomuzda e, görüşmek üzere. Bu arada sonu belirtmek istiyorum videonun kapanışını yapmadan önce. E, bu konular hakkında bilgi sahibi olmak için e, Elber eserlerinden ve Yusuf Kaya Alp'in eserlerinden Fayd, yani Yusuf Kaya Alp'in videolarından faydalanabilirsiniz. Yusuf Kaya Alp çok güzel bir şekilde anlatmıştır. İlber Oçan'ın bu konularda ayrı ayrı yazılmış kitapları vardır. İkisi de kendi alanında uzman kişilerdir. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Olsun.